Sipahi dizisinin Canan'ı Özge Gürel, Nişantaşı'nda bir mağazada düzenlenen yeni yıl partisine katıldı. Ünlü oyuncu, 7 yıllık sevgilisi Serkan Çayoğlu ile evlendiği 2022 yılını değerlendirdi. Tahmin edersin ki çok heyecanlı bir yıldı benim için, çok koşturmacalı bir yıldı. Evlendim. Bütün yaz zaten onunla ilgilenerek geçti. Çok böyle kendimize vakit ayırdığımız aslında. Hayatımıza, ailemize, sevdiklerimize vakit ayırdığımız çok verimli bir yıldı benim için. Gürel, Sipahi dizisinde terörle mücadele biriminde görev yapan gözü kara bir komisere hayat veriyor. At silahını! Canan gerçekten hani öfkeli de bir karakter. Böyle hayata ve adaletsizliğe karşı müthiş bir öfkesi var. Aslında hepimizin içinde o öfke var. Hepimizin adaletsizlik karşısında. Sadece dışa vurumlarımız çok farklıydı. Benim için öncelik Canan'ın bunu gerçekten dışa vuran bir karakter olmasıydı. Siz nasıl tepkilerinizi gösterirsiniz? Ben bir anda parlayıp bir anda sönen insanlardım. Ama Canan gerçekten öfkesini işine yönlendirmiş bir karakter. Bu onun ideallerinin peşinden koşmasını, amacı uğruna çaba göstermesini kolaylaştırıyor. Ünlü oyuncu dizi sayesinde dövüş teknikleri konusunda kendisini geliştirdiğini anlattı. Karakterin aslında benim hayatıma çok güzel bir yansıması oldu. Zaten hep öğrenmek istediğimiz ama ertelediğimiz şeyler olur ya. Canan sayesinde ben de onlarla ilgilenebildim. Şey, silah dersleri, dövüş teknikleri, hepsi çok keyifliydi. Nasılsınız dövüş konusunda başarılı? Çok iyiyim biliyor musun? Gerçekten bak, boks hocama sorabilirsin. Bayağı iyiyim, çok iyi tekmelerim var. Daha önceden var mıydı bir altyapısı? Boks seviyordum zaten, spor olarak yapıyordum. Ama şeyle birlikte, Canan'la birlikte daha fazla yoğunlaştım. Ve inanılmaz stres falan kalmıyor insanda. Özge Gürel, Sipahi dizisinde yakın dostu Kaan Yıldırım ve Kerem Alışık'la kamera karşısına geçiyor. O kadar yoğun tempoda çalıştığımız işlerde huzur öncelik hale geliyor artık, mutlu çalışmak. Ve çok şanslıyım ki Kaan da, Kerem abi de muazzam insanlar. Zaten en çok sahnelerim onlarla oluyor. Henüz bütün ekip beraber çalışmıyoruz. Herkesin parça parça çalışmaları oluyor. Ama ben Kaan abiyle ve Kaan'la ve Kerem abiyle vakit geçirmekten çok mutluyum. Anlat bakalım. Avusturya'da nereye kayboldun? Anlamadım. Anladın. Gürel, eşi Serkan Çayoğlu'yla yoğun iş temposu sırasında birbirlerinin hayatını kolaylaştırmaya özen gösterdiklerini vurguladı. O kadar alışkınız ki ikimiz de o tempoya sanırım. Yani o yüzden hiç böyle ya geç geldin, geç gittin durumu olmuyor. İkimiz de birbirimizin hayatını çok iyi biliyoruz, set temposunu. İkimiz de hakimiz, o yüzden hiçbir sıkıntı olmuyor bizde. Geçen yıl sanırım aynı şehirde bile değildiniz. Değil. Aynı ülkede. Kıbrıs'taydı Serkan. Ülke ve pandemi oldu biliyorsun. Evet, 6 ay falan görüşemedik yani. Evet ama ona hazırlıklısın. Çünkü o zaten orada 6 ay pandemi çıkamıyor. Bir de üzerine ben stres yaparsam bu çok hoş bir şey olmaz. O yüzden o stresliyken ben öyle konulara daha sakin ve yapıcı olmaya çalışıyorum. Özge Gürel yılbaşını evde yemek yaparak kutlayacağını söyledi. Bir plan yok. Bu yılbaşını ve birçok yılbaşında yaptığım gibi çok severim o hissi. Çok sevdiğim insanlarla, ailemle evde böyle yemek yaparak, birlikte vakit geçirerek kutlamak istiyorum. Güzel oyuncu yeni yıl dileklerini paylaştı. Yeni yıldan kendi adıma sağlık ve mutluluk bekliyorum tabii ama her şeyden öte hepimiz adına beklediğim şeyler var. Umarım bu yıl gerçekten hepimiz için çok mutlu, huzurlu, iyi hissettiğimiz bir yıl olsun. Özge Gürel, eşi Serkan Çayoğlu ile çocuk planı yapmak için hazır olmadıklarını da sözlerine ekledi. Aileyi de genişletmeyi düşünüyor musunuz? Yok, düşünmüyoruz. Öyle plan. Herhangi bir konuşma planı. Yok, aramızda da geçmiyor ama ikimiz de zaten bu konuyla ilgili birbirimizin fikirlerini biliyoruz ve ortak düşüncedeyiz. Çok muazzam bir şey tabii ki de çocuk ama insan hazır olduğunda kalkışmalı sanırım böyle işlere. Şu an ikimiz de kendimizi hazır hissetmiyoruz. Sağ olsun canım.